Nortengir Manastırı. Baba, oğul ve kutsal ruh adına Katrin'i vaftiz ediyorum. Katrin Morland'ı bebekliğinde bir kez olsun görmüş hiç kimse, onun bir kadın kahramanı olmak için doğduğunu düşünmezdi. Hayattaki durumu, annesinin ve babasının karakterleri, kendi kişiliği ve yaratılışı hepsi eşit derecede onun aleyhine. 10 çocuklu bir aileye kafa, kol ve bacak sayısı yeterli olduğu sürece elbette her zaman iyi bir aileydi. Fakat Morland'lar genelde oldukça sadeydiler ve Katrin uzun yıllar boyunca herkes kadar gösterişsizdi. Doğasında kahramanlıkla ilgili bir şey olmayan Katrin'in kriketi bebekler ve kitaplara tercih etmesi de çok olağanüstü bir şey değildi. Ama 15 yaşına geldiğinde manzara düzeliyordu. Katrin Morland bir kahraman olma yolunda ilerliyordu. Hadi Katrin, devam edin. Yavrucuğum, Katrin'imiz iyice dışa dönük biri oldu. Lütfen Katrin. Hayır, sonra. Oldukça iyi görünümlü bir kız. Bugün de neredeyse çok güzel. Son zamanlarda okumaya iyice merak sardı. Çok merak ediyorum hayatım. Acaba bu kadar çok roman okuması sence iyi mi? Neden olmasın ki? Bir genç kız için okumaktan daha masum ve zararsız ne meşgale olabilir? Odaya açılan holden gelen bir gürültüyle irkildi, yaklaşmıştı. Kapı kilitli değildi. Peşindeki güzel kızı zorla sürükleyen bir adam içeriye girdi. Kızın yüzü büyük bir acının ızdırabı ve gözyaşlarıyla yıkanmış. Aldın, onu bir daha hiç görmeyeceğim bir yere dön. Katrin, ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Hem siz ne istiyorsunuz? Bay ve bayan Elin geldiler. Annem hemen eve gelmeni istiyor. Doktor Melis'in hayır dedi. Bay Elin'in durumundaki gut hastalarına başka hiçbir yer bu kadar iyi gelmezmiş. Başka hiçbir yer iyi gelmezmiş. Tabii parayı çarçur etmek için. Peki Bay Ellen, beni mutlu görmeyi seviyorsunuz. Ve düşünüyorum da... Katrin gitmek için çok genç ama Bay ve Bayan Ellen'ın gözetiminde bir tehlike göremiyorum. O uslu bir kız, bence ona güvenebiliriz. Ah Katrin, ne kadar büyümüşsün. Tam genç bir hanımefendi değil mi Bay Ellen? Bay ve Bayan Ellen bir davet için gelmişler Katrin. Bir süreliğine bize Bat'ta eşlik etmeni arzu ediyoruz. Eğer genç bir bayan kahraman olacaksa, macerayı onun yoluna çıkaracak bir şey olmalıdır ve olacak. Adeline'in göğsünde karmaşık duygular canlandı ve yüreğini korku sardı. Haydutlar her an arabanın üstüne atlayabilir ve onu esaretin utancına geri döndürebilirlerdi. Bayan Ellen. Kuzum sürmez. Caddesi çok akıllıca bir adres sayılmaz. Fakat ben şahsen her şeyin merkezinde olmayı severim. Ben de öyle.
şeftalinin koparılma vakti gelmiş. Ne kadar çok insan var. Acaba hikayeleri nedir merak ediyorum. Bilmeye değmeyeceğini söylemeliyim. Evlerinde güzel bir ateşin karşısında oturacaklarına sokaklarda sürtüyor. Bayan çok şakacıdır. Daima düşündüğünün tersini söyler. Aslında hoş sohbetleri sever. Sosyeteye ne zaman gireceğiz Bayan Alan? Bu akşam çok mu geç oldu? Çok yaşa sen çocuğum ama hiçbirimizin uygun kıyafeti yok. Ama ben en iyi elbisemi getirdim. Pembe olan hiç fena değildir. Hayır, 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 hayır. Bütün batı bize güldürecek misin? Oyun eğeceksin Katrin. Dükkanlara gidilmek ve para harcamak zorunda. Sence buna katlanabilir misin? Çok kolayca efendim. Bu sonuncu söyledim. İşte. Hiç bundan daha güzelini gördünüz mü bayanım? Ah, senden başka mı demek istiyorsun hayatım? Oh, yapmayın Bay Alan. Katrin'i diyorum. Ah, tam olması gerektiği gibi görünüyor. Ah, artık yola koyulsak mı ne dersin? Gece yarısı oraya varmayı planlıyorum. Ve büyük bir ümit besliyorum. Bak nasıl sataşıyor Katrin. Ah, gece yarısı şüphesiz. Oh, 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 oh. İşte geldik. İyi akşamlar efendim, bu taraftan. Dikkat edin efendim. Bu taraftan hanımlar. Merhaba tatlım. Ah çok güzel. Sedi. Sedi. Sedi dur. Burada kimse var mı? Burada hiç kimse yok canım. Burada hiç kimse yok. Ne demek istiyor ki? Müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Oyun salonu galiba. Bay Alan. Sonra görüşürüz aşkım. Bu taraftan gel tatlım. Bağışlayın hanımefendi. Affedersiniz. Ne dersin, çay salonuna mı gitsek acaba? Hı? Çabuk orada iki kişilik yer var. Ah lütfen. Kimseyi tanımıyor olmak ne kadar rahatsız edici. Evet hayatım. Sahiden çok rahatsız edici. Fakat tanıştırılmadığın müddetçe insanlarla konuşamazsın. Peki bizi kim tanıştıracak? İşte bunu hiç bilmiyorum. Bilmiyorum anne kız gibi galiba. Gitsek daha iyi olmaz mı? Çay falan da getirmediler. Galiba burada istenmiyor. Evet çok nahoş bir durum. Keşke burada birçok tanıdık olsaydı. Keşke bir tane olsaydı. Bayan Alan. Ah, dikkat edin bayım. Çok özür dilerim efendim. Katrin şu iğneyi kolumdan çıkarır mısın? Sizin hatanız değil bayım. İzin verin bana. Yavaş. Ah, teşekkür ederim bayım. Ama korkarım orada bir delik açtı. İşte. Büyük bir felaket değil. Delin değilse çok üzülürüm çünkü çok sevdiğim bir elbise. Gerçekten bayanların hiç fark edilmiyor. Parası önemli değil ama metresi 9 şilin. 9 şilin mi? Ben de tam olarak bunu tahmin etmiştim. Muslim'den anlar mısınız bayım? Evet anlarım. Hem de çok iyi. Kız kardeşim elbiselerini seçiminde bana çok güvenir. Ona daha geçen gün bir tane aldım. Metresi 5 şilinden ve hakiki Hint Muslim. Buna ne dersiniz? Çok güzel. Bense Bay Alan'ın elbiselerimi ayırt edebilmesini sağlayamıyorum.
Söyler misiniz bayım, Bayan Morland'ın elbisesi nasıl? Bayan Morland'ın elbisesi? Bayan Morland'ın elbisesi çok güzel. Ama iyi yıkanabileceğini sanmam. Korkarım yıpranır. Nasıl bu kadar çok... Küstahım. Gerçekten. Daha tanıştırılmadık bile. Bunu düzeltmeme izin vermelisiniz Bayan Alın. Beyler. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bir dakika. Ne kadar çok. Onunla konuşmana izin vermemeliydim. O bir yabancı. Fakat Müslim'den gerçekten çok iyi anlıyor. Nereye gitti acaba? Oh, geliyor işte. Evet, inanın yanına Bay King'i de almış. Kendisi çok iyi bir takdimcidir. Bayan Alan, Bayan Morland, izninizle tanıştırayım. Bay Henry Tinley. Bata kısa süre önce geldi. Bayan Alan, Bayan Morland, sizinle tanışmak büyük bir zevk. Bay King, şimdi birbirimizle konuşabiliriz. Ama biz zaten konuşuyorduk. Böyle şeyler söylediğinizi başkaları duymamalı bence. Yoksa hepimiz kibar sosyeteden kovuluveririz. Bu bizim sırrımız olsun. Ve şimdi eğer listeniz çoktan dolmadıysa Bayan Morland, gelecek dansı sizinle yapma zevkini rica edebilir miyim? Benimle mi? Teşekkür ederim. Beni bağışlayın. Bir partnere yakışacak ilgiyi göstermeyi ihmal ettim. Nasıl bir ilgiymiş bu? Bata geleli ne kadar oldu diye soracağım. Tiyatroya, konsere falan gittiniz mi? Bu çok sıkıcı olmaz mı? Şüphesiz. Ama görevimizi yapmalıyız. Hazır mısınız? Evet. Bata geleli ne kadar oldu? Çok fazla olmadı bayım. Daha önce gelmiş miydiniz? Hiç gelmedim bayım. Elbette. Oyuna gittiniz mi? Henüz değil bayım. Şaşırtıcı. Konsere? Hayır. Hayret. Şimdi söyleyeyim. Bat sizi bütünüyle memnun etti mi? Evet. Bundan çok hoşlandım. Mükemmel. Şimdi aptalca sırıtmak zorundayım. Ama sonra tekrar makul olurum. Sanırım gördüğü şey hoşuna gidiyor. Ne? Beni mi kastediyorsunuz? Neden olmasın? Söyler misiniz? Bu akşam gününüze ne yazacaksınız? Cuma günü Lourdes'a gittim. Mavi süsleri olan dallı muskin elbisemi giymiştim ve... söylemeliyim ki oldukça güzel görünüyordum. Bir adamla dans ettim. Ama bir başkası bana bakıyordu. Çok daha yakışıklıydı. Elbette böyle şeyler söylemeyeceğim. Ne söyleyeceksiniz o halde? Belki de hiç günlük tutmuyorumdur. Çok münasip genç bir adam, öyle değil mi Katrin? Evet. Çok nazik ve çok eğlenceli biri. Ondan çok hoşlandım. Bay Alan? Hayır. Ben böyle bir şey kastetmemiştim.
O benim için öyle düşünmemiştir. O oldukça büyük biri. Katrin, seni uyarmam gerektiğini düşünüyorum. Bat her türlü hergeliği ve maceracıyı çeker. Ve yeni tanıdıklar edinirken çok dikkatli olunması gerekir. Bay Tilney hergele mi? Bay Tilney bir maceracı mı? O Müslin'den çok iyi anlayan biri Bay Allen. Bir kız kardeşi var. Araştırma sonucu öğrendiğime göre Bay Tilney çok iyi bir aileye mensup genç. Ve hem de bir papaz. Papaz mı dediniz? Şüphesiz bir haydut olmasını tercih ederdim. Babası çok nüfuzlu bir adam ama General Tilney Northanger Manastırı'ndan. Northanger Manastırı mı? Perili bir yer mi? Şüphesiz, şüphesiz. Bu manastırlar genellikle öyledir. Düşünülemez bile. Bu olacak evet. Şey değil. Bayan Allen. Bu da Bayan Morland olmalı. Bayan Thorpe. Abiniz size dikkat etmemi söyledi. James'i tanıyor musunuz? Elbette tanıyoruz. Oxford'da oğlum John'la beraber. Bayan Thorpe eski okul arkadaşım. Evet, Noel'de size gitmişti. Ve hepimize kendisini sevdirdiğini söylemeliyim. İşte kızlarım da geliyorlar. Isabella büyük kızım ve Maria ve Anne. Isabella bu Bayan Allen ve Bayan Catherine Morland. James'in kız kardeşi. James'in kız kardeşi mi? Nasılsınız Bayan Morland? Sizinle çok tanışmak istiyordum. Ağabeyiniz sizden hep sevgiyle söz ediyordu. Eminim sizinle çok iyi arkadaş olacağız. Bayan Radcliffe'in romanlarını senin de sevmene çok memnun oldum. Keşke senin yerinde olsam ve Adolfo'yu ilk kez okumaya başlasam. Gerçekten çok mu korkunç? Bunu hayal bile edemezsin. Dünyayı verseler söylemem. Ama iştahını kabartmak için tek bir olay söyleyebilirim. Böyle şeyler gerçekten olabilir mi? Bir de Lord Byron'ı düşünsene. Çok kötü ruhlu biri olduğunu duymuştum. Ama tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Ve duyduğuma göre buradaymış Bat'ta. Pump Room'a gidelim mi bakalım onu görebilecek miyiz? Belki senin Bay Tilney de oradadır. O benim Bay Tilney'm değil Isabella. Böyle şeyler söylememelisin. Değil mi? Peki, iyi. Öyle birisi var ki bunu duyduğuna çok memnun olacak. Kimi kastediyorsun sen? Boşver üstünde durma. Özel konuşmaları yabancıların dinlemesinden nefret ediyorum. Hadi. Hayır, adı burada yok. Bence Bat'tan gitmiştir. Gerçi bu kadar kısa kalacağından hiç söz etmemişti. Belki böylesi daha iyi. Abimin söylediğine göre tüm aile çok kötüymüş. John diyor ki en büyük oğul Lord Byron kadar kötüymüş. Eminim ki yanılıyordur. Bay Tilney bundan daha fazla nazik ve beyefendi olamaz. Görünüşler sıkça aldatır. Fakat o bir papaz. Bugünlerde bunun hiçbir anlamı yok. Hiç çekilmez. Bize baktı, gördün değil mi? Hadi gel dışarı çıkalım. Evet, güzel kızlar. Buketler, düğmeler, düğmeler, buketlerim
Peşimizdeler mi? Hayır. Kilise bahçesine doğru gidiyorlar. Güzel. Kurtulduk onlardan. Şimdi eğer şuradan saparsak Mesim Caddesi'ne çıkarız. Ama oraya saparsak onlarla karşılaşmaz mıyız? Hayır, bunu aldım. Hadi gel, acele et. Buketlerim var. Bu iğrenç arabalardan tiksiniyorum. Kenara çek, kenara çek. Yol verin. Isabella. Ne kadar hoş. Bay Morland ve abim John. James, Bat'a geleceğini bilmiyordum. Thorpe'un fikriydi. Senin burada olduğunu hatırlayınca ve sizin de Bayan Thorpe, beni hiçbir şey engelleyemezdi. Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Ben de sizi. Bayan Morland. Yakın arkadaşım John Thorpe. Enchanté. Sizi geçen gece dansta görme mutluluğuna eriştim. Evet, hatırlıyorum. Umarım kısa sürede sizinle dans etme mutluluğuna da erişirim. Biz de Edgar binasına doğru yürüyorduk. Öyle mi? O zaman biz de sizinle yürüyelim, Bayan Morland. Üstü açık araba sever misiniz Bayan Morland? Evet, çok severim. Çok iyi. Hafta içinde bir gün sizinle Rensan Tepesi'ne çıkabilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ama sizce de bu uygun olur mu? Bunu düşünmeyin lütfen. Burası Bat. Bat'ta her şey serbest ve kolaydır. Neler düşünüyorsunuz Bayan Morland? Ben sadece... Adolfo'yu hiç okudunuz mu Bay Thorpe? Adolfo mu? Hayır, ben pek fazla roman okumam. Ama geçen gün Keşiş'i okudum. Keşiş'i mi? Herkesin söylediği kadar sarsıcı mı? İsterseniz ödünç alabilirsiniz. Çok cüretkardır. Bu baştan sona çok hoş değil mi Katrin? Bayanlar, baylar. Ne diyor? Yoksa yine jig dansı mı? Sonraki dans için eşlerinizi alın. Prodigal Fellow. Evet, devam ediyor. Ne kadar güzel ama. Gerçekten. Bayan Morland. İzin verirseniz tanıştırayım. Elena. Kız kardeşim. Kız kardeşiniz mi? Evet, tanıştığımıza çok memnun oldum Bayan Tilney. Evet, ben de öyle. Henry bana sizden çok bahsetti. Abinizi tekrar görünce nasıl şaşırdım bilemezsiniz. Bat'tan gitmiş olduğunu oldukça emindim çünkü. Evet, sizi daha önce gördüğünde bize kalacak yer ayarlamak için buradaydı. Sadece bir gece kaldı. Anlıyorum. Abiniz çok iyi dans ediyor. Evet. Ve gerçekten de çok eğlenceli. Evet, öyledir, eğer olmak isterse. Bartini ile konuşan beyefendiyi tanıyor musunuz? O bizim babamız, General Till. Sanki canını sıkmışız gibi görünüyor. Onun tarzı öyle. Peki anneniz de burada sizinle beraber mi? Annemiz öldü. Bu sizin Bat'a ilk gelişiniz değil mi? Hoşunuza gidiyor mu? Doğrusu çok fazla. Çevrede çok güzel gezecek yerler vardır. Henry ile ben çoğunlukla sabahları yürürüz. Bir gün bize katılmak ister misiniz? Evet. Hem de çok isterim. Yürümeye bayılırım. Ama arkadaşımı bunu ikna edemem. Şehirde yapılacak çok fazla şey var diye bunu vakit kaybı olarak görüyorum. Evet. Bunu yapabilir, görebilir. Öyle mi? Çok tatlısın. Evet. Bu durumda yarın saat 12'de diyelim mi? Tabii yağmur yağmazsa. Tamam Katrin, bunu mutlaka duymalısın. Hadi gel çabuk. İzninizle.
Efendim? Acele edin Bayan Morland. Şapkanızı alın ve zaman kaybetmeyelim. Blaze Kalesi'ne gidiyoruz. Bay Thorpe. Nasılsınız Bayan Allen? Çok sevgili Katrin'im. Çok hoş değil mi? Hiçbir yer Blaze Kalesi'nden daha romantik olamaz. Evet, eminim öyledir. Ama çok üzgünüm, sizinle gelemeyeceğim. Bayan Tini ve abini bekliyorum. Yürüyüşe çıkacağız. Ama bu olamaz. Daha 5 dakika önce gördüm onları. Bay Tilly'nin çift atlı bir faytonu yok mu? Bilmiyorum gerçekten. Evet gördüm, ta kendisiydi. Lansdown sokağında ve yanında güzel bir kız vardı. Belki daha sonra uğrayacaklardır. Hayır, uğramayacaklar. Tilly'nin bir adama Vicrox'a gidiyoruz dediğini duydum. Bu nasıl olur hiç anlamıyorum. Bayan Tilly söz vermişti. Bak hayatım, bu yalan dünyada insanlar tutamayacakları sözleri sık sık verir. Unutma, gerçek dostların biziz. Biz sözümüzü tutarız. Evet. Peki ama yine de gelirlerse? Sevgili kafası karışık kardeşim, Thorpe'un ne dediğini duymadın mı? Vicrox yolunu yarılamışlar. O halde belki de sizinle gelmeliyim. Lütfen Bayan Morland. Çok güzel gidiyor değil mi? İpek gibi kayıyoruz. Nasılsınız bayım? Her yere. Yaşlı biri ama çok cana yakın. Bay Alan mı? Evet, çok da iyi huyludur. Ve duyduğuma göre Karun kadar zenginmiş. Bence de Bay Alan çok zengin biri. Hiç çocuğu yok mu peki? Hayır, yok. Sizi orada çok seviyor olmalılar. Bay ve Bayan Alan bana karşı çok nazikler. Bebekliğimden beri öyleler. Mükemmel, mükemmel. Aa, Bayan Tilly. Durun, durun lütfen. Bunlar Bayan Tilly ve abim. Şimdi durmaya kalkarsam cehennemi boylarız lütfen ama. Lütfen durdurun artık şu arabayı. Artık çok geç. Atlıyorum o zaman bu ben de. Bu mümkün değil. Oh! Beni nasıl böyle aldatabildiniz? Ne olmuş aldatmışsam? Nerede olmayı isterdiniz? Blaze Kalesi'ne giden hızlı bir arabada mı yoksa 200'lü ukala papazda çamur içinde bir yürüyüşte mi? Bay Tilly 200'lü bir ukala değildir Bay Thorpe. Ve sizin yüzünüzden sözümü tutmamış durumuna düştüm. Oo! Bana bakın. Bayan Morland. Size karşı tamamen dürüst davranmamış olabilirim ama iyi bir nedenim var. Abinizin ve Isabella'nın mutluluklarını düşünün. Refakatçisiz kalamazlardı. Ve ben sizinkini de düşünüyordum. Sizi Tilly'lerle birlikte görmekten hoşlanmıyorum. Bütün ailenin berbat bir ünü var. Annelerinin ölümü de biraz garip zaten. Bunda ciddi olamazsınız. Yeni tanıdıklar edinirken dikkatli olmalıyız. Herkes sizin ve benim kadar dürüst olmaz değil mi? Ama Bay Tilly ve kız kardeşi bana karşı çok naziktiler. Size acı verdiysem gerçekten çok üzülürüm Bayan Morland ama yarın her şeyi düzeltebilirim. En azından bugün biraz eğlenmeyi deneyelim. Lütfen Bayan Morland, bana hayır demeyin. Sizi dışarı çıkartmayı dört gözle bekliyordum. Hadi ne diyorsunuz hadi. Oo. Tamam pekala. Oo. Her şey yolunda mı Thorpe? Kesinlikle. Gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi. Hadi acele edin hadi. Hadi baksanıza hadi. Bayım. Hayır, bekle biraz. Oyunları çeker misiniz lütfen? Bekle. Hadi. Bu sadece ahmak ıslatan. Birazdan hava açar. Thorpe geri dönsek daha iyi olacak. Kardeşin de böyle düşünüyor. Daha Blaze Kalesi yolunu yarılayamadık. Pekala nasıl isterseniz. Benim için hepsi aynı. Dürüst olacağım. Abinizin hayvanları bu kadar lanet olmasaydı yarım saat önce oradaydık. Şu koyunları çeker misin? Ben dönmem gerekiyor. Biraz bekleyeceksin. Hadi kızlarım yürüyün. Yürüyün. Tanrım. Şu anda erkekler bizi görseler ne düşünürlerdi? Tinlilerin yüzüne bundan sonra nasıl bakacağım? John'u darıltmamalısın bir tanem. Bugüne kadar gördüğü bütün kızlardan daha çok hoşlanmış senden. Ve senin Bat'taki en güzel kız olduğunu düşünüyor. Niçin böyle düşünüyor bilmiyorum. Sahte alçak gönüllülüğe gerek yok. Evet, Adolfa'da nereye kadar geldin? Siyah peçeye daha yeni geldim. Siyah peçeye mi? Arkasında ne olduğunu dünyada söylemem. Bunu bitirince de keşişi okumalısın. Abimin favorisi. Ha, evet, bundan söz etmişti. Gerçekten o kadar korkunç mu? Evet öyle. Dünyadaki en korkunç, en şok edici şey. Keşiş Ambrosio bir aziz haline gelir.
Ama Matilda tarafından ahlaksızlığa sürüklenir. Kız ona duvardan geçebilmesi için büyülü bir dal verir. Ve Antonia'nın yatak odasındadır. Ama sonrası çok şaşırtıcı. Sana söylemeye utanırım. Kendin okumalısın. Keşiş büyülü sözleri söyleyince büyülü aynayı koyu bir duman bürüdü. En sonunda Antonia'nın hoş biçimi belirdi. Yıkanmak için soyunuyordu ve son giysisini de çıkardığında sevdalı keşiş onun muhteşem simetrisini ve şehvetli hatlarını gözleme fırsatına sahip oldu. Tam o anda evcil bir keten kuşu ona doğru uçtu. Başını göğüslerinin arasına gömdü ve onları oyunbazca didikledi. Ambrosia daha fazla dayanamıyordu. Damarlarındaki kan kaynarken kol ve bacaklarına bir ateş yayıldı. Ona sahip olmalıyım diye inledi. Hayır, hayır Ambrosia. Tutkularımla artık daha fazla mücadele edemeyeceğim. Başka bir seçeneğim kalmadığına her an kendimi inandırdım. Ya sana sahip olurum ya da ölürüm. Çok güzel bir kadın. Ama sizin yanınızda bir hiç. Bayan Morland, Bayan Allen, Bay Allen. Bay Tinley, çok kaba olduğumu düşünmüşsünüzdür ama sizin gittiğinizi söylediler bana. Ve sizi görünce Bay Torf'a durması için yalvardım ama o daha da hızlandı. Biraz yavaşlasaydı atlardım. Lütfen inanın bana, sizinle olmayı 10.000 kez daha fazla tercih ederim. Siz ve Bayan Tilney bana çok mu kızgınsınız? İtiraf etmeliyim, biraz hiçe sayılmış gibi hissettim. Fakat kardeşim bir yanlış anlaşılma olduğundan çok emindi. Her zaman olduğu gibi haklıymışsın Eleanor. Bayan Morland suçlanamaz çünkü zor kullanılarak kaçırılmış. Hayır, tam sayılmaz ama gerçekten onu durdurmaya çalıştım. Alay etme Harry. Bayan Morland'ın senin yerine başkalarını tercih etmesine üzülmüştün değil mi? Belki hala tercih ediyorum. Hayır, gerçekten. Bakın, bakın ben... O halde davetimizi yenileyebilir miyim? Yarından sonraki gün yürüyüşleyebilir miyiz? Evet. Bayan Catherine Morland hem çok sevimli hem de çok zengin bir kız. Çok zengin bir tüccar olan Bay Allen'ın vesayetinde. Bu serveti ondan başkası harcayamaz. Evliliğine büyük miktarda para getirecektir. Yaşlı adam göçtüğünde ülkenin en zengin kadınlarından biri olacak. Size minnettarım bayım. Thorpe. John Thorpe. Çok memnun oldum. Evet, bence de çok güzel söyledin. Bay Thorpe, belki beni bu genç hanıma tanıştırırsınız. Bayan Morland, bu General Tilney. Büyüleyici. Kulak misafiri olduğum bir kır yürüyüşü teklifi miydi? Evet efendim, yarından sonra. Belki günün geri kalanını bizimle geçirme onurunu bağışlarsınız, yürüyüş sonrası. Eğer Bay ve Bayan Allen sizden ayrılmaya ikna edilebilirlerse. Eminim bundan çok mutlu olurlar efendim. Ve ben de çok mutlu olurum. Mükemmel. Size daha iyi arkadaşlık etmeyi iple çekeceğim Bayan Morland. Ne düşünüyorsun Katrin? Harikulade. Bana Güney Fransa'yı hatırlattı. Londok'u. Bilir misiniz? Evet. Fransa'ya çok gittin mi? Hayır. Aslında oraya hiç gitmedim. Ama resimlerini gördüm. Ve aynı Bayan Radcliffe'in Adolfo'da tarif ettiği gibi. Ha, Bayan Radcliffe.
ama ben roman okumadığınızı sanıyordum. Adolfo'yu okudum. 2 günde bitirdim. Hem de tüylerim diken diken olarak. Bana göre iyi bir romanda 100 tane sıkıcı vaaza göre daha fazla hayat, gerçek ve duygu var. Buna gerçekten inanıyor musunuz? Devam edin, beni beklemeyin. Niçin buna inanmadığımı düşündünüz? Çünkü benimle alay etmeyi seviyorsunuz. Çünkü gerçek dünya hikayelerdekinden çok farklı. Öyle mi? Elbette öyle. Bayan Radcliffe'i okumayı çok seviyorum. Ama sanmıyorum ki gerçek dünya cinayetlerle, adam kaçırmalarla, çakırdayan zincirli hayaletlerle, baştan çıkarmalarla dolu olsun. Evet, en azından flörtünde yani. Belki fazlaca cinayet ve adam kaçırma yok. Ama ya kırık kalpler, ihanetler, bitmeyen kinler ve intikam entrikaları, korku ve nefret ve umutsuzluk. Fullerton'da bile yaşamımızın birer parçası değiller mi? Bilmiyorum. Olmadıklarını düşünmek isterim. O halde umarım yaşam deneyiminiz kaideyi bozmayan bir istisna olur. Dilney! Bağışla beni Tilney, yürüyüşünüzü böldüm. Kaybedecek zamanım yok. Elbette. Bekleniyordunuz. Hanımefendi. Gelin, şöyle yürüyelim. Bu beyefendi yakın bir tanıdığımız. Çok iyi bir arkadaşımız. Kısa süre içinde ülkeyi terk etmek zorunda. Dün gece benimle vedalaşabildi. Fakat gitmeden önce kardeşime veda edemeyeceğinden endişeliydi. Anlıyorum. Bu konunun gündeme gelmesine gerek yok. Fakat kardeşim ve ben babama bu beyefendiden söz etmezseniz minnettar oluruz. Tabii, elbette. Teşekkür ederim. Keşiş şeytani görünüm karşısında sersemledi. Bu tılsımı al diye karşılık verdi kadın. Bunu taşıdığın sürece her kapı açılacak. Duvarlar eriyip kaybolacak. Bu yarın gece Antonia'nın yatak odasına girmeni sağlayacak. Bayan Morland. Utanılacak bir şey yok. Hepsini Tanrı yarattı. Gelin. Katrin! Katrin! Senin bizim eve geldiğin o anı biliyorum. Bunu söyleyebilirim ve annemle konuşma tarzını da. O an sanki bir kader anı gibiydi. Kesinlikle öyleydi. Katrin. Hayır hayır otur. Tahmin edebilir misin? Abin beni yeryüzünün en mutlu kızı yaptı. Yani sen ve James mi? Aşığız. Bana bu öğleden sonra itiraf etti. Beni tanıyorsun. Asla bir adamın duygularıyla oynamam. Kısacası ona aşkının karşılığı olduğunu söyledim. Katrin. Aşağıda bekliyor. Onayını istemem gerekmediğini biliyorum Katrin. Elbette James. Ama yine de şaşırdım. Bu kadar çabuk mu oldu yani? Öyle değil. Arkadaşına baktığım ilk andan itibaren ona aşık olduğuma inanıyorum. Ben de öyle. Geçen Noel'de bize geldiği ilk günde. O ilk anda. Hatırlıyorum, bu sarı elbiseyi giymiştim. Saçlarım örgülüydü. Hoşça kal demek için geldim Katrin. Ailemizin rızasını almak için Fullerton'a gidiyorum. Ah, Morland demek buradasın. Bayan Morland, ben de üzülerek şimdilik ayrılmak zorundayım. Sadece şimdilik. James'e Fullerton'da eşlik edeceğim ve yüzük seçmesine yardımcı olacağım. Belki
Gitmişken kendim için de bir tane bakabilirim. Sizce bakmalı mıyım? Bu evlilik planı çok güzel bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bence de çok güzel bir şey. Bunu söylediğinizi duymak beni çok memnun etti. Hiç şu eski şarkıyı duydunuz mu? Bir düğüne gitmek diğerine neden olur. Belki siz ve ben bunun gerçekliğini sınamalıyız. Şehirdeyken sizi düşüneceğim. Hadi James, zor da olsa ayrılmalıyız. Gidin. Gidin, belki de sonsuza dek. Isabella, sen ne demek istiyorsun? Annen ve baban ne diyecekler bakalım? Eminim James için çok mutlu olacaklar. Fakat benim servetim çok az olacak. Buna nasıl razı olacaklar? Senin abin herkesle evlenebilir. Ben servet farklılığının bir önem ifade edeceğini düşünmezdim. Benim tatlı Katrin'im, senin cömert kalbin için hiç önemi yoktur. Fakat herkesin böyle düşünmesini bekleyemem. Keşke durumlarımız tersine olsaydı. Eğer milyonları yönetseydim ve bütün dünyanın sahibesi olsaydım bile, yine de senin abin tek seçimim olurdu. Katrin, buraya sadece senin hatırın için geldim, biliyorsun. Kalbim 60 kilometre uzakta. Dans etmeye gelince rica ederim, bunun sözünü bile etme. Bu kesinlikle söz konusu değil. Ama sanırım Charles Hodge bunun için başıma bela olacak, fakat ona engel olacağım. O nerede acaba? Gerçekten çok sıkıyorum. Nefes alamıyorum. Bu general Tilly. Eminim seninle konuşmak için geliyordur. Bayan Morlun. Ne hoş. Şimdi beni bağışlayın. Mükemmel. Bayan Morland, izin verirseniz ağabeyini tanıştırayım. Yüzbaşı Tim. Memnun oldum. Abimin kaba tavırları sizi kırmasın sakın. Korkarım o böyle biri işte. Bebekken de kabaydı. Abinize karşı bu kadar saygısız oluşunuza şaşırdım. Hem bebekken nasıl olduğunu nereden bilebilirsiniz ki? O bebekken siz daha doğmamıştınız. Yeterince doğru. Bunu annem söylemişti. Umarım gelecek dans için bir sözünüz yok. Doğrusu hayır. Çünkü rakibim Bat'tan ayrıldı. Aslında o sizin... Benimle alay etmemelisiniz. Peki siz Bay Thorpe'u hiç tanımıyor musunuz? Hayır, kesinlikle tanımıyorum. Bu çok garip. O sizin aileniz hakkında oldukça çok şey biliyor. Peki hiçbiri neyimizde değil mi? Hep şunu görmüşümdür. Cehalet ve ön yargı fikirlerin en güçlüsünü oluşturmaya engel olmuyor. Sizce o cahil ve ön yargılı mı yani? Biliyorum her zaman doğruyu söylemiyor ama bana karşı çok nazik ve özenliydi. Sizce o güvenilmez biri mi? Sevgili Bayan Morland, Bay Thorpe konusunda danışılacak en iyi kişi olmayabileceğim aklınıza gelmedi mi hiç? Bayanlar ve baylar, şimdiki dansımız bir yaz gününde. Ah Henry, bu dövüşün ortasında dikilmeyeceksin değil mi? Kesinlikle dikileceğim. İyi, madem öyle. Sizce arkadaşınız benimle dans eder mi? Hayır, buna çok üzgünüm. Bu akşam dans etmemesi için çok özel bir sebebi olduğunu biliyorum. Öyle mi? Yazık. Niçin gülümsüyorsunuz? Şuraya bakın. Şş,
Şaşkınlığına hayret etmiyorum. Onu mümkün olduğunca reddettim. Fakat hayır cevabını asla kabul etmedi. O en büyük oğul. Northanger Manastırı'nın varisi. Benim için hiçbir önemi yok. Ben tüm dünyadaki en iyi erkeğe aşığım. Hadi. Onu yakışıklı buldun mu? Kimi? Yüzbaşı Tilney'i şaşkın. Evet, bence çok yakışıklı. Ama abin onun çok kötü olduğunu söylememiş miydi? Lord Byron kadar kötü oldu. John aklına gelen her şeyi söyler. Canım, ben onu pek dikkate almam. O zaman neye inanacağımızı nereden bileceğiz? Bir tek şeyden emin olabilirsin. Sevgimden. Sana ve çok çok sevgili abine. James'ten haber mi geldi? Ailem onaylamış mı biliyor musunuz? Evet. Baban çok iyiymiş. James'in yılda 400 pound geliri olacak. Buna alacak kadar büyüdüğü zaman. Ama bu 2 yıl daha olamayacak. Yani evlenmek için bekleyeceğiz. Görünüşe göre baban bizim için hemen bir şey yapamazmış. Eminim Bay Morland çok cömert davranmıştır. İleride daha fazlasını yapabilirse sanırım yapacaktır. Ve Isabella'nın istekleri çok makul. Bu kendim için önemli değil. Asla kendimi düşünmüyorum. Zavallı James. Genel ihtiyaçlar için bile yılda 400 pound ancak yeter. Fakat tabii ki herkes kendi parasıyla istediğini yapma hakkına sahiptir. Ben eminim ki babam yapabileceği kadarına söz vermiştir. Ama ben Bay Ellen'ın James için bir şeyler yapacağından emindim. Belki de onun seçtiği gelini onaylamıyordur. Bay Ellen James için niye bir şey yapsın ki? Veya herhangi birimiz için. Bay ve Bayan Ellen'ın beni Bat'a getirmeleri çok kibarca. Ama hiçbirimizin Bay Ellen'dan bir beklentisi olmadı. Ah. Sevgili tatlı Katrin'im. Biliyorsun parayı hiç önemsemem. Eğer yarın evlenebilseydik yılda 50 pound'la bile yaşamaktan mutlu olurdum. Ama acı olan bu. Beni bu kadar yıkılmış görmenin nedeni bu. Sevgili Morland'ın gelirine kavuşması için 2 yıl beklemek zorundayız. Katrin. Buna nasıl dayanacağım? Onun nasıl hissettiğini iyi anlıyorum. 2 yıl uzun bir zaman. Ama en azından sevdiği adamla evlenecek. Herkes bu kadar şanslı değil. Hayır, sanırım değil. Ne kadar üzücü değil mi? Evet, öyle. Ama kaç çift aşk için evleniyor ki? Annemle babamın birbirlerini bizden çok sevdiklerine inanıyorum ki bizi de çok severler. Küçük bir kızken herkes için böyle olduğunu sanırdım. Roman okumaya başladığımda fark ettim ki öyle değilmiş. Roman okuyarak bunun keşfedilebileceğini düşünemezdim. Sanırım oldukça tehlikeli bir yetişme dönemi olmuş. Tehlikeli mi? Nasıl? Bu Harry'nin söylediği gibi. Herkesin kalbinin seninki kadar temiz olduğuna inanmak için büyütülmüşsün. Ben kalbimin çok temiz olduğunu sanmıyorum. Gerçekten mi? Niye? Bazı geceler çok berbat rüyalar görüyorum. Komik olan nedir? Seni ilgilendiren bir şey değil. Bu yürüyüşlerimizi çok seviyorum. Sanırım sonsuza kadar Bat'ta kalıp her gün sizinle yürüyüşe çıkabilirim. Maalesef bu mümkün olmayacak. Babam bu sabah bize hafta sonu Bat'tan ayrılmaya karar verdiğini söyledi. Bayan Morland. Harika. Mükemmel.
Bayan Morland bu zafer sahnesinden vazgeçip size Northanger Manastırı'nda eşlik etme şerefini bize bağışlar mıydınız? Northanger Manastırı mı? Evet Bayan Morland. Ne diyorsunuz? Onur duydum efendim. Eğer Bay ve Bayan Allen için de uygunsa kabul etmekten mutluluk duyarım. Northanger Manastırı mı? Tek başına oraya gitmeye korkmuyor musun? İtiraf edeyim, biraz korkuyorum. Sanırım senin için çok heyecanlı olacak. Ama umarım beni unutmazsın Katrin. Ya da sevgili John'umuzu. Hayır, elbette. Utangaçlığa gerek yok. Bugün ondan duyduğuma göre sen ve o nişanlı gibiymişsiniz. Kesinlikle değiliz. Gizlemen yararsız hayatım. Sırrın ortaya çıktı. Mektubunda diyor ki Bat'tan ayrılmadan önce onu olumlu yönde cesaretlendirmişsin. Madam. Dediğine göre sana bir teklifte bulunmuş. Günün bu saatinde içmeyi hayır. Seviyorum. Hayır, bir yanlışlık olmalı. Abim beni yanlış anlamış olmalı. Bana bir teklifte bulunduğunu düşündüğünü kesinlikle bilmiyordum. Lütfen onu aydınlat ve özürlerimi ilet. Sanırım hepimizin küçük zararsız flörtleri hakkı olmalı. Ama emin ol ki flört yoktu. Benim açımdan yoktu yani. Hiç kimseye fikrini değiştirme izni verilmeseydi ne yapardık? Belki de en hayırlısı budur. Isabella, lütfen beni anla ilk ve son olarak. Şşt, işte geliyor. Kim? Tilly tabii ki. Bunun olacağına dünyada inanmaz. Başka yere bak, belki bizi görmez. Nedir bu her zaman izlenmek? Şahsen veya vekaleten? Saçma. Benim ruhum oldukça bağımsızdır. Keşke kalbiniz bağımsız olsaydı. Bu benim için yeterli olurdu. Kalbim mi? Kalplerle ne işiniz olabilir ki? Siz erkeklerin kalbi yoktur. Fakat gözlerimiz var. Ve bize yeterince azap veriyorlar. Sanırım Bayan Allen ve annem bizi bekliyorlar. Geliyor musun Isabella? Sen git. Ve arkadan geleceğimi söyle. Ve seni göremezsem bana Northanger Manastırı haberlerini yaz. Çekilin yoldan! Çekilin! Dikkat edin efendim. Milsom Caddesi'nden gelerek şimdiden 4 dakika geciktik. Eminim Bayan Morland sizi bekletmez baba. Ah Katrin hayatım, çabuk ol, geldiler. Ne muhteşem. 4 atlı bir araba. Buna hiç heves etmediniz Bay Allen. Hayır etmedim. Evet Katrin, seni özleyeceğiz. Bütün iyilikleriniz için çok teşekkür ederim. Sizinle çok iyi vakit geçirdim. Gel hayatım. Bu konuyu not almalıyım. Bu büyük insanlar bekletilmekten hoşlanmazlar. Bayan Morland, geç kaldığımız için özür dileriz. En büyük oğlum bu sorumluluğa katlanmalı. Kendi Bat'ta kalıyor. Şimdi sevgili Bayan Morland, bir teklifim var. Böylesine güzel bir günde oğlum Henry ile üstü açık bir arabada seyahat hoşunuza gitmez mi? Açık havayı tadar, kırları daha iyi görebilirsiniz. Bu tabii tamamen size bağlı. Bu çok hoşuma gider. Buyurun. Evet. Babanız yüzbaşı Tilly'nin Bat'ta kaldığını mı söyledi? Evet. Hüsrana mı uğradınız? Abimin Northanger'da eşlik etmesini mi umuyordunuz? Hayır. Hayır, hiç de değil. Ama eşlik etmesine bir itirazım olmazdı.
Nedir o halde? Abiniz ve Bayan Torp konusunda endişeliyim. Sanırım onun abimle nişanlı olduğunu bilmiyor. Zannederim onunla bir şansı olduğunu düşünüyor. Fakat bunun ne kadar yanlış olduğunu ve abime ne kadar acı verebileceğini fark etmiyor mu? Kendinizi bu kadar çok üzmemelisiniz Bayan Morland. Abiniz çok yakında Bat'a dönmüş olacak. Ve benim abim de birliğine katılmak üzere oradan ayrılacak. Ve bu da bunun sonu olacak. Şimdi şuraya bak. Tam olarak hayal ettiğim gibi. Tıpkı insanların okudukları gibi. Bunun bütün dehşetlerini karşılamaya hazırlıklı mısınız peki? Dehşet mi? Northanger perili mi yani? Bu en hafif. Zindanlar, kayan paneller, iskeletler, geceleri gayetten gelenleri ruhunuzu delip geçen çığlıklar. Peki vampirler? Vampirler de var demeyin. Her şeye katlanabilirim ama vampirlere değil. Bayan Morland, şimdi de siz mi benimle alay ediyorsunuz? Ama eğer bir çeşit vampirlik var mı dersem... Hayır. Her evin kendine ait sırları vardır diyor. Ve Norton burada bir istisna değil. İnmenize yardım edin. Teşekkür ederim. Bayan Morland, Northanger manasına hoş geldiniz. Umarım rahat edersin. Lütfen rica ediyorum. Giyiminde mümkün olduğunca az değişiklik yap, tamam mı? Babam yemek vakitleri konusunda çok titizdir. Bunu istediğim için çok üzgünüm. Hayır, hayır, hiç sorun değil. Tamam, birazdan görüşürüz. İzin verirseniz Bayan Tilney, bir yardıma ihtiyacınız var mı diye soruyor bayan. Aa, hayır. Hayır, teşekkür ederim. Hazır mısın? Çok özür dileriz. Bayan Morland, büyüleyici. Yemek derhal masada olacak.
Umarım basit yaşam tarzımız zevkinize uygundur Bayan Morland. Şüphesiz ki Bay Elon'larınki gibi daha büyük dairelere alışıksınızdır. Hayır, değilim efendim. Bay Elon'un yemek salonu buranın sadece yarısı kadar. Evet, sanıyorum bu tür şeyleri herkes kadar az önemserim. Fakat olabildiğince büyük bir yemek salonu yaşamın gereklerinden biridir. Hı? Burası olabildiğince büyük. Hiç bu kadar büyük bir yemek odasında bulunduğumu sanmıyorum efendim. Bulunmadınız mı? Hiç şüphesiz Bay Elon'ların odaları makul mutluluk için tamamen doğru ölçülerdedirler. Eski şeyler de ne böyle? Hayır. Hayır. Bırakın lütfen onları. Gömlekler, çoraplar, kravatlar. Çamaşır listeleri. Burası annemin en sevdiği yerdi. Eskiden burada onunla sık sık yürürdüm. Burayı o zaman sevdiğim kadar bir daha asla sevemedim. Ölümü çok büyük acı vermiş olmalı. Büyük ve artan bir acı. O nasıl birisiydi? Size benziyor muydu? Keşke sana portresini gösterebilseydim. Onun özel odasında asılı. Sanırım son anında onunla beraberdiniz. Hayır. Öldüğünde evden uzaktaydım. Hastalığı ani ve kısa oldu ve ben gelmeden önce her şey bitti. Yani cesedini görmediniz mi? Hayır. Keşke yapabilseydim. Belki onu huzur içinde düşünmeme yardımcı olurdu. Evet. Eğer göstermek isterseniz odasını görmek isterim. Asla oraya giremeyiz. Bu babamın arzusu. Ama resmini görmek için. Evet. Niye onu görmeyesin ki? Orada ne yapıyorsunuz? Bayan Morland'a annemin resmini... Evin bu bölümünde Bayan Morland'ı ilgilendirecek hiçbir şey yok. Beni şaşırttın Eleanor. Çok sevgili Isabella. Haberlerini duymaya can atıyorum. Umarım sen ve James için her şey yolundadır ve abim bana çok gücenmemiştir. Northanger Manastırı tam beklediğim gibi ve Eleanor'la abi çok nazikler. Ah Isabella, korkarım bu ev Bayan Tilney'nin ölümüyle ilgili korkunç bir sır saklıyor. Catherine, buradayım.
Artık daha fazla yazamıyorum. Bana haberlerini yolla. Seni seven arkadaşın Katrin. Bugün üzücü bir gün Bayan Morland. Benim için üzücü bir gün. İş için birkaç günlüğüne Londra'ya gitmem gerekiyor. Ben yokken konumuzu gereği gibi ağırlayabileceğine güveniyorum Henry. Hiçbir şey daha fazla memnun edemez. Hadi. Niye fikir diyorsun? Bir tane yere bakın. Bu sonuncu. Size yarın Woodstone'u göstermeyi düşündüm. Eğer isterseniz. Northanger'ın yanında bir şey değil tabii ama küçük bir papaz evi. Orayı çok severim. Çok isterim. Bakın. Bu sizin eviniz mi? Çok güzelmiş. Böyle düşündüğünüze sevindim. Korkarım biraz ıslanmak üzereyiz. Hadi. Dönerken yarışalım. Hadi. Hadi. İkinizin haline bakın. Gidip Richard'sa küvetini doldurtayım Katrin. Northanger Manastırı'na gelirken evin sırları olduğunu söylemiştiniz. Öyle mi? Ve henüz ürkütücü şeyler keşfedemediniz anladığım kadarıyla. Hayır. Ama ne kastettiğinizi bilmek isterim. Bence bu bir sır olarak kalmalı. Bir sır bir kez açıklandı mı bütün büyüsü kaybolur ve bütün tehlikesi de tabii. Niçin hayal edebileceğiniz en kötü şeyi hayal edip kendi gotik romanınızı yazmıyorsunuz? Northanger Manastırı. Çok iyi bir roman adı olurdu değil mi? Şimdi benimle eğleniyorsunuz. Ama sezgilerimden kurtulamıyorum. Bu ev mutlu bir ev değil. Annemiz öldüğünden beri değil. Hatta bundan bile önce. Sizin mutlu çocukluğunuzu kıskanıyorum. Abim Frederick, vahşi yulaflarını ekerek yeterince mutlu sanırım ama çok yakında karlı bir evlilik yapmak zorunda. Kız kardeşim hiç mutlu değil. Kır yürüyüşümüzde karşılaştığımız adamı hatırlayın. Benim iyi bir arkadaşımdır. Ama kız kardeşim için çok daha fazlasıdır. Babamız evliliği onaylamayı reddetti. Edward sadece ikinci oğul diye. Ve Eleanor zengin bir mülkün varisiyle evlenmeye mecbur. Peki ya siz? Eğer babamın desteğini istiyorsam ben de bir servetle evlenmeliyim. Peki evlenecek misiniz? Daima şanslı olmayı ve aşık olacağım kızın peşinde servetiyle gelmesini umdum. Ama ya öyle gelmezse? O zaman bu karakterimin çok acımasız bir testi olacaktır.
Belki dönsek iyi olacak. Karanlık çökmeden Woodstone'a yola çıkmak istiyorum. Yarın akşam yemeğinde görüşürüz. Burada tek başınıza ne aradığınızı sorabilir miyim? Annenizin odasını görmek istedim. Eleanor bana gösterecekti ama babanız engel oldu. Ve siz de gelip kendiniz görmeyi düşündünüz. Evet. Sanırım Eleanor size annemizden söz etmişti. Evet. Ama çok fazla bir şey söylemedi. Onun söylediği ölümü çok ani olmuş ve hiçbiriniz evde değilmişsiniz. Düşündüğümde belki de babanız onu çok sevmiyordu. Ve bu durumdan sizin çıkardığınız ihmalkarlık mı? Yoksa daha da mı kötüsü? Sizi rahatlatmama izin verin. Annemin hastalığı ani oldu. Ve Eleanor evde değildi fakat ben başından sonuna buradaydım. Abim Frederick de öyle. Annemiz mümkün olan tüm bakımı gördü. Doktorumuz daha fazla bir şey yapılamayacağına ikna olmuştu. Tahmin edebileceğiniz gibi olay son derece ıstırap vericiydi. Evet tabii. Ama babanız o ıstırap duydu mu? Bir süre için çok duydu. Annem ona çok zor katlanıyordu ama öldüğü zaman babam çok acı çekti. Buna çok memnun oldum. Çok şaşırtıcı olurdu eğer o ne? Eğer sizi doğru anlıyorsam babamın çok korkunç bir suç işlediğinden şüpheleniyorsunuz öyle mi? Evin sırlarla dolu olduğunu siz kendiniz söylediniz. Ve siz de babamın bir katil olması gerektiğine karar verdiniz. Size en azından nezaket gösterdi. Anlayamıyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl da hararetli bir hayal gücünüz var sizin? Belki de bu sadece çok fazla roman okuyor olmanızdandır. Bak Katrin. Bir sorun mu var? Ne oldu? Size söyleyemem. Lütfen beni zorlamayın. Büyük bir aptallık yaptım ve abiniz bunu biliyor. Şimdi benden nefret edecek. Size söylediğinde siz de edeceksiniz. Aa, sevgili Katrin, yapabileceğin hiçbir şey senden nefret etmeme neden olamaz. Henry için de öyle. Ama yüzünü gördüm. Biliyorum. Bir daha asla saygı duymayacak artık. Ay yapma, buraya gel. Belki düşündüğün kadar kötü değildir.
Bak, sana bir mektup geldi. Isabella'dan olmadı. Hayır, bu abimin el yazısı. Sevgili Katrin, sanırım sana söylemek görevim. Bayan Tork'la aramızdaki her şey bitti. Hayır. Ayrıntılara girmeyeceğim. Seni daha çok üzebilir. Yakında yeterince duyar ve ayıp kimde öğrenirsin. Buna bu kadar katlandığımı düşündükçe utanıyorum. Sevgili Katrin, umarım Northanger ziyaretin yüzbaşı Tilney nişanını açıklamadan önce biter. Yüzbaşı Tilney mi? Frederick. Evet. Tam korktuğum gibi. Oh, zavallı James. Onu o kadar çok sevmişti ki. Ama Frederick, nişanlanmışlar mı? Evet. Hayır, buna inanamam işte. Şuraya bakın. Çok sevgili Katrin. Kalbini nasıl vereceğine dikkat et. Sevgili Katrin, abin için çok üzgünüm. Sevdiğin kimselerin mutsuz olmalarına üzgünüm. Ama Frederick'in onunla evlenecek olması beni hikayenin diğer kısımlarından daha çok şaşırttı. Niçin böyle söylüyorsunuz? Bayan Tropp'un bağlantıları neler? Serveti nedir? Varlıklı bir aile mi? Hayır, çok değil. Isabella'nın bir serveti olduğunu hiç sanmıyorum. Sizce babanız bu evliliği yasaklar mı? Bu konunun kulağına gideceğinden şüpheliyim. Peki niçin? Ne demek istiyorsunuz? Katrin, arkadaşın abine çok kötü davranmış. Ama korkarım benimkiyle sınırını çok aştı. Artık nişanlı mıyız? Kendinize çeki düzen verin Bayan Thorpe. Sizi arkadaşlarınıza götüreyim, özlemesinler. Çok sevgili Katrin, Tanrı'ya şükür bu iğrenç yerden yarın ayrılıyoruz. Sen gittiğinden beri buradan hiç keyif almadım ve değer verdiğim kimse kalmadı. Sevgili ağabeyin için oldukça endişeliyim ve yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Ona yazarsın ve her şeyi düzeltirsin. O sevdiğim ve sevebileceğim tek erkek ve inanıyorum ki onu buna ikna edersin. Kesinlikle yapmayacağım. Demek Frederick ondan kurtulmuş. Şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Şaşırmadınız mı? Ben çok şaşırdım. Keşke onu hiç tanımasaydım. Yakında hiç tanımamış gibi olacaksın. Biliyor musunuz, bir şeyi hiç anlayamıyorum. Bütün bu süre boyunca yüzbaşı Tilney ne oldu? Niçin ona bu kadar ilgi gösterip sonra kendisinden kaçtı? Bayan Tropp gibi o da kendini çok beğenir. Ve kendi yolunda gitmeye alışkındır. Aslında bu kadar kolay bir fete tenezzül etmiş olmasına çok şaşırdım. Sahi mi? Hı hı. O zaman Isabella için üzüldüm. Eminim kısa bir sürede bunu atlatacaktır. Umarım kardeşinin çok farklı bir karakteri olduğunu söylememe gerek yok. Henry dünyadaki en iyi ve en sadık kalbe sahip. Lanet olsun küçük maceracı. Eleanor! Eleanor! Kimdi? Kimdi dedim sana? Eleanor, sorun ne olabilir ki? Gelin. Oturun lütfen, iyi değilsiniz. Sevgili Katrin, ben iyiyim. Tanrım, sana nasıl söyleyeceğim? Söyleyecekleriniz Henry ile ilgili mi yoksa? Hayır, Henry değil. Babamın kendiyle ilgili. Babam bir randevusunu hatırlamış ve pazartesi bütün aileyi götürüyor. Açıklama ve mazeret mümkün değil. Sevgili Eleanor,
bu kadar üzülmeyin. Gücenmedim ben. Pazartesi gitmeye hazır olurum. Hayır, bu mümkün değil. Tanrım. Babam hemen gitmen konusunda ısrar ediyor. Hazırlığını bitirir bitirmez. Araba seni posta arabasına yetiştirecek. Hiçbir hizmetçi sana eşlik etmeyecek. Bütün gece yolculuk mu yapacağım? Tek başıma. Generali gücendirdin mi acaba? Onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Abiniz de bana çok kızmış olmalı. Yaptığımı babanıza söylemiştir. Neden şüphelendiğimi. Gözden düşerek eve yollanmayı hak ediyorum. Yanılıyorsun. Babamın nedenlerini biliyorum ve bunlar onu şereflendirmiyor. Gecenin ortasında seni dışarıya atıyor. Güvenliğin yolculuk için çok korkuyorum. Yolculuk bir şey değil. Peki yolculuk için paran var mı? Bunu hiç düşünmemiştim. Evet, sana en azından yardım edebiliyorum. Katrin, çok üzgünüm. Bunu hak ediyorum. Hepsini hak ediyorum. Güle güle Katrin. Kendine dikkat et. Hadi bagajlarınızı koyun. Hadi acele edin. Bu büyük adamlar çok garip olabiliyorlar ve beklenmedik şekilde davranabiliyorlar. Yaşayıp öğrenmeyi mecburuz ve bundan sonra edineceğin arkadaşlar umarım Bat'ta edindiklerinden daha fazla korumaya değsin. Hiçbir arkadaş Eleanor'dan daha fazla korumaya değmez. Ve Bat'ini de suçlanamaz. Ne kadar hoş ve uygun bir genç adam diye düşünmüştüm. Bize yer bulmuştu biliyor musun? Ve Muslin'den de çok iyi anlıyordu gerçekten. Bunlar onun için büyük itibar eminim. Peki yazdı mı? Herhangi bir açıklamada bulundu mu? Hayır. Güzel. Neyse sonunda bir zarar görmedin Katrin. Yalnız yaptığın bu yolculuğun gayet iyi üstesinden geldin. Hep böyle dağınık düşünen küçük bir yaratık olmaya alışıktın. Seninle gurur duyuyorum. Doğrusu ben kendimle gurur duymuyorum. Benziyordu. Çok korkutucu muydu? Hayaletler var mıydı? Çok büyük bir yerdi ve çok garipti. Birçok boş adası ve gizli geçitleri vardı. Hayalet de vardır diye düşünmüştüm ama gerçekten hiç hayalet yoktu.
Çok hikaye okumuş insanlar hayaletler ve cinayetler hakkında korkunç şeyler hayal ederler. Ama bunu yapmaları çok yanlış, başlarını belaya sokabilir. Bu yüzden hiçbirinizden böyle aptallıklar duymayayım. Şimdi, başka duymak istediğiniz ne var? Hangi oyunları oynadınız? Casus benim ve sessiz sözcük oynadık. Ata bindik ve tabii çamur içinde kaldık. Bay Tilney çok yakışıklı mıydı Kati? Evet, sanırım öyle. Çok yakışıklı ve çok nazik. Tam olması gerektiği gibi. Bay Tilney'i seviyor musun Katrin? Elbette hayır. Böyle saçma konuşma. Şimdi, hepiniz yataklarınıza. Hepsi bu kadar. İyi geceler Katrin. İyi geceler Kati. Seni neden eve geri gönderdiler Kati? Çok yaramazca bir şey mi yaptın yoksa? Hadi çabuk yatağına dön. Katrin. Ne oldu tatlım? Onu sevdim. Onu seviyorum. Ama artık asla göremeyeceğim. Hepsi benim suçum. On. On kere on. Koş. Oraya kon. Kırmızı don. Çok güzel. Katrin. Katrin. Beyaz atlı bir adam geliyor. Gidin anneme Bay Tilney'nin geldiğini söyleyin. Bay Tilney! Hemen. Kalkın çocuklar, içeri gidin. Söylediklerimden çok utanıyorum. Düşündük... Hayır, hayır, hayır. Özür dilemesi gereken benim. Söylediğiniz hiçbir şey size böyle davranılmasını haklı çıkaramaz. Ama bana kızmıştınız ve çok haklıydınız. Size kızmıştım ama bu çok geride kaldı. Hayal gücünüz çok faal olabilir ama içgüdünüz doğruydu. Annemiz babamızın ellerinde çok büyük acılar çekti. Hatırlıyor musunuz bir çeşit vampirlikten söz etmiştim? Evet. Belki böyle ifade etmek aptallıktı ama onun annemin ömrünü tüketişini izledik. O soğukluğu ve zalimliğiyle. Annemle parası için evlenmişti. Annemse aşkından sanıyordu. Kalbinin soğukluğunu anlaması çok uzun sürdü. Ne vampir var ne de kan. En kötü suçlar yüreğin işlediği suçlardır. Ama benim düşündüğüm gibi şeyler düşünmek çok aptalca ve çok ayıptı. Katrin, annem Bay Tilney'i oturma odasına getirmeni söyledi. Gidelim. Bayan Morland, Fullerton'da iyi karşılanmayı beklemeye çok az hakkım olduğunu biliyorum. Olanlarda sizin payınız yoktu Bay Tilney. Ve Katrin de gördüğünüz gibi bir zarar görmedi. Çocuklarımızın her arkadaşı burada hoş karşılanır. Umarım bundan bahsetmeme konusunda anlaşmışızdır. Çok iyisiniz. Bay ve Bayan Allen de şu anda buradalar mı? Buradalar efendim. Onlara saygılarımı sunmak isterim. Belki Bayan Morland bana yolu gösterebilir. Ama onların evini pencereden görebilirsiniz. Lütfen sus Lucy. Eminim yolu göstermek Katrin'i mutlu eder Bay Tilney. Zengin olduğumu mu düşünmüştü? Onu ilk yanıltan Torp oldu. Torp sizinle kendisi evlenmeyi umuştu. Sizi Bay Allen'ın varisi sandı. Zenginliğini babama abartarak anlattı.
Sizin tek suçunuz olmanız gerektiği kadar zengin olmayışınız. Ve bu yüzden sizi evden kovdum. Ben de bana çok kızdığınızı ve ona her şeyi söylediğinizi düşünmüştüm. Bu da saygısızlığımın kanıtı olabilirdi. Hayır. Saygısızlık tamamen ondaydı. Artık babamdan tamamen koptum. Onunla bir daha hiç konuşmayabilirim. Size ne söyledi? Onun yerine benim ona ne söylediğimi anlatayım. Ona sana bağlandığımı hissettiğimi söyledim. Saygıyla, sevgiyle ve güçlü bir aşkla ve ne yaparsa yapsın beni vazgeçiremeyeceğini söyledim. Neden? Devam etmeden önce söylemeliyim ki beni mirasından mahrum edebilir. Korkarım asla zengin bir adam olamayacağım. Lütfen söylemek istediğin şeyi söyle. Benimle evlenir misin? Evet. Evet, evlenirim. Evet. Mükemmel bir mutluluğa başlangıç için 26 ve 18 yaşlar oldukça iyidir. Catherine ve Henry evlendiler. Ve vakti gelince düğün kutlamaları bir vaftiz kutlamasına yol açtı. Çanlar çaldı, herkes gülümsedi. Ama kimse Eleanor gibi değildi. Sevgilisi beklenmeyen bir ünvana ve servete kavuşmuş, sonunda da evlenmelerine izin verilmişti. Bu hikayenin eğiliminin ebeveyn zorbalığını önermek mi, yoksa evlat itaatsizliğini ödüllendirmek mi olduğunu sizlere bırakıyorum.